Evet arkadaşlar, bugün çarpanlar ve asal çarpanlar ile konu tekrarına başlıyoruz. Evet, bir doğal sayının çarpanları, aynı zamanda arkadaşlar çarpanlar, bölenler, bunları hatırlıyoruz. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Aynı zamanda bu çarpanlar ne oluyor arkadaşlar? Bu sayıların bölenleri oluyor. Şimdi 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Arkadaşlar 24. Nedir? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 6 çarpı 4, 7 yok, 8 var, 8 çarpı 3, 9, 10, 11 yok, 12 çarpı 2, bir de nedir? 24 çarpı 1 var. Ne diyorduk? Ne zaman sayıların yerleri değişirse o zaman değerlerini iptal ediyorduk. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bunlar aynı zamanda çarpan, aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bölenli. 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz demiş. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7 var mı yok, 8 var mı yok, 9 var mı yok, 10 var mı, 10 çarpı 6. Yerler değişti, iş bitti. Evet, bu sayıların hepsi nedir arkadaşlar? 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarıdır. Aynı zamanda bölenlerdir. Asal sayılar. Pozitif çarpanları, bölenleri sadece 1 ve kendisi olan birden büyük sayılara asal sayı denir. Nedir arkadaşlar? Birden büyük diyor. O halde bir asal sayı değildir. İlk asal sayımız neydi? 2. Sonraki 3. Sonraki arkadaşlar tüm çift sayılarda nedir? Kurtuluyorduk. Şimdi 4 asal değil. 5 asal, 7 asal, 9 3'e bölünür. 11 asal, 13 asal, 15 5'e bölünür. 17 asal, 19 asal, 21 3'e bölünür. 23 asal, 25 5'e bölünür, 27 3'e bölünür, 29 var, 31, 33 yok, 35 yok, 37, 39 3'e bölünür, 41, 43, 45 5'e bölünür, 47 kimseye bölünmez, 49 7'ye bölünür, 51 3'e bölünür, 53 bölünmez, 55 5'e, 57 3'e bölünür, 59 var, 61, 63, 65, 67 var. 69 3'e bölünür. 71, 73, 75, 77, 79 var. 81, 83, 85 5'e bölünür. 87 3'e bölünür. 89 arkadaşlar kimseye bölünmez. 89'dan sonra 91 asal mıdır? Hayır değildir. Neden? 7 çarpı 13'tür. 93 asal mıdır? 3'e bölünür. 95, 97 asaldır. Evet, 100'den küçük olan arkadaşlar asal sayılar bunlardır. Asal çarpanlar. Bir sayının çarpanlarından asal olanlarına bu sayının asal çarpanları denir. Mesela 75 sayısının arkadaşlar asal çarpanlarını bulun. 1 çarpı 75, 2 yok. 3 çarpı 25, 4 yok. 5 çarpı 15, 6 yok, 7 yok, 8 yok, 9 var mı yok, 10 var mı yok, 11 var mı yok, 12, 13, 14, 15 çarpı 5 tekrar yer değiştirdi. Şimdi buradaki asal çarpanlar 1 asal çarpan değil, 3 asal çarpan, 5 asal çarpan, 15, 25, 75 değil. Bunu ikinci olarak nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şu şekilde bölen listesi veya algoritması şeklinde 2'ye bölünmez, 3'e bölünür 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Çeşitlere bakıyorduk. 3 ve 5 çeşidi var. O yüzden 3 ve 5 nedir? Asal çarpanlarıydı. 120 için bakalım. 2'ye bölük 60, 2'ye bölük 30, 2'ye bölük 15, 3'e bölük 5, 5'e bölük 1. Hangi sayılarımız var çeşit olarak? 2 var, 3 var, 5 var. 2, 3, 5 arkadaşlar asal çarpanlarımızdır. Çarpan ağacı. 36'nın asal çarpanlarını bulalım demiş. Bulalım. Asal çarpanımız arkadaşlar kimlerdir bakıyoruz. 36 sayısını başa yazdık. 36 2 çarpı 18. 18 2 çarpı 9'dur. 9 da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3'tür. Biz bunu yazmak istediğimizde yani 36'yı ne olarak yazabiliriz? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bunu üstü sayı olarak ifade edelim. 2'nin ikinci kuvveti 3'ün ikinci kuvveti. Başka ne yapabiliriz? 60 sayısı için arkadaşlar düşünelim 60 sayısını. 6 ile 10'un çarpımı mıdır? Evet. 6 2 ile 3'ün çarpımıdır. 10 ise
2 ile 5'in çarpımıdır. Yani 60 sayısını bulurken 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. Aynı olanları gruplayalım. 2 tane 2 var, 1 tane 3 var, 1 tane de nedir? 5 var. Aşağıdaki çarpan ağaçlarında verilmeyen ABC sayılarını bulunuz demiş. Evet. Arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorduk. 2 ile 2'nin çarpımı nedir? 4. O zaman A sayısı 4. 4 ile 2. Evet, B sayısı 2 ve 4'ten oluşuyor. 2 kere 4, 8. B sayısı o zaman 8. C sayısına geldiğimizde 8 ve 5 var. 5 çarpı 8, 40. O halde C sayısı 40. Kollarında 3 ve 3 var. 3 kere 3, A sayısı 9. 9 ile 2 çarptık, B sayısı 18. 18'de de 3'ü çarptık, C sayısı 54. Aynı şekilde burada A sayısı arkadaşlar kimlerden oluşuyor? 2 ve 5'ten oluşuyor. O halde A sayısı 2 çarpı 5'ten 10. B sayısı 3 ve 5'ten oluşuyor. O halde B sayısı 15. C sayısı 15 ve 10'dan oluşuyor. 15 çarpı 10, 150 yapar. Şuraya da C diyelim. C sayısı 150. Evet, bölen listesi. Asal çarpan algoritması. Şimdi arkadaşlar 36 sayısını bölen listesiyle asal çarpanlarını ayıralım demiş. Ne yapıyorduk? 36 sayısını 2'ye bölmüştük. 18, 2'ye bölmüştük. 9, 3'e bölmüştük. 3, 3'e bölmüştük. 1. Bunu üstü biçimde ifade etmek istediğimizde 36 sayısı 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti şeklinde yazıyorduk. 84 sayısının asal çarpanlarını bulalım demiş. 84'ü asal çarpan listesiyle bulalım arkadaşlar. 2'ye böldük 42, 2'ye böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Kimden oluşuyor 84? 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1'den oluşuyor. Yani şurada tabanda görmüş olduğumuz 2, 3 ve 7 nedir arkadaşlar? Asal çarpanlarımızdır. Yukarıda bir sayının pozitif çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanarak verilmiştir. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşlar biz? En küçük ile en büyüğün çarpımı bize sayının kendisini verecek. Şimdi 1 ile D'nin çarpımı eşittir 2 ile C'nin çarpımına. Aynı şekilde 3 ile B'nin çarpımına. Aynı şekilde 4 ile A'nın çarpımına. Şimdi burada sadece bir tane sayı kaldı. O halde arkadaşlar sayılar ikili ikili eşleştirildiğinde şöyle yazalım. 1 çarpı D, 2 çarpı C, 3 çarpı B, 4 çarpı A, bir sonraki de 6 demiş. Şimdi tüm sayıların ikişerli bir şekilde asal çarpan, pardon, çarpanları yazılabilir. Burada bir tane kaldı. Ne zaman bir tanesini yazıyorduk? Aynısından iki tane varsa. Yani aslında bizim sayımız neymiş? 36'ymış. 4 çarpı A 36 olabilmesi için A'nın kaç olması gerekiyor? 9. 3 çarpı B'nin 36 olması için B'nin kaç olması gerekiyor? 12. Aynı şekilde C'nin kaç olması gerekiyor 36 olması için? 18. D sayısı da nedir? 36 olmalı. D kaçmış? 36. 32'nin kaç tane pozitif tam böleni vardır? Arkadaşlar 2 tane yolumuz var. Birinci yolumuz nedir? 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 3 yok, 4 çarpı 8, 5 yok, 6 yok, 7 yok, 8 çarpı 4. Yerler değişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayı bulduk. O halde 6 tane nedir? Bölenimiz vardır. İkinci yol neydi? 32, 2'nin 5. kuvvetidir. Asal sayı biçiminde, asal sayının kuvveti biçiminde yaptığı yazdığımızda üssü 1 arttırıyorduk. Bu bize neyi veriyordu? Kaç tane böleni olduğunu veriyordu veya kaç tane çarpan olduğunu veriyordu. Aşağıdakilerden hangisi 72'nin çarpanı değildir? 8 çarpı 9 72, 12 çarpı 6 72, 24 çarpı 3 72 ve 16 değil. 98'in en küçük pozitif çarpanı ile en büyük asal çarpanın toplamı. Bakın. 98'in arkadaşlar en küçük pozitif çarpanı kimdir? 98, 1 çarpı 98, 2 çarpı 49,
3 yok, 4 yok, 5 yok, 6 yok, 7 var, 7 çarpı 14. En küçük pozitif çarpanı kimdir? Bu kelimeye muhatap 1'dir. En büyük asal çarpanımız kimdir? 7'dir. 1 ve 7'nin toplamı kaç yapıyor? 8 yapıyor. Seksen birin asal olmayan kaç pozitif çarpanı vardır? Bakalım. 1 çarpı 81, 2 yok, 3 çarpı 27, 4 yok, 5 yok, 6 yok, 7 yok, 8 yok, 9 çarpı 9. 1, 3, 9, 27 ve 81. Nedir? 5 tane arkadaşlar çarpanı var. Şimdi asal olmayan bir asal değil. 3 asal, 9 değil, 27 değil, 81 değil. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden azdır? Asal çarpan sayısı. Şimdi arkadaşlar tek tek bunları hesaplayalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. A şeklinde kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8 tane çarpanımız çıktı. 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 3 yok, 4 çarpı 8. 2, 4, 6 tane çarpan çıktı. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4 var mı yok, 5 var mı yok, 6 çarpı 7, 2, 4, 6, 8 tane çarpan çıktı. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, maşallah derim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çıktı. Sorumuza muhatap olan şık aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden azdır? 32'nin. Aşağıda asal çarpanlarının çarpım şekline verilen sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Arkadaşlar üstü sayılar biçiminde verildiğinde tabanımız asal olduğunda ne yapıyorduk? Üstleri artıyorduk. 2'nin birinci kuvveti var. 1'i 1 arttıralım. 2. 1'i 1 arttıralım. 2. 1'i 1 arttıralım. 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 tane var. İkinci kuvveti var. İkinci kuvveti 1 arttıralım. 3 yaptı. 11'in birinci kuvveti var. Birinci kuvveti 1 arttır. 2 yaptı. 3 kere 2 6. Ne yapıyoruz? Üs artı 1 yapıyoruz arkadaşlar. 5'in birinci kuvveti var. 1 1 daha nedir? 2. 7'nin ikinci kuvveti var. 2'yi nedir? 1 ile topluyoruz. 3. 2 kere 3 6. 2'nin ikinci kuvveti var. 1 ekledik. 3. 3'ün ikinci kuvveti var. 1 ekledik. 3. 5'in birinci kuvveti var. 1 ekledik. 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Diğerlerinden fazla olan 18 yani Denizli. 144 eşittir. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Kolay bir soru. 2'ye böldük 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Yani 144 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvvetiymiş. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B'dir bu da. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. 2 var 2 var. Üzerinde A var 4. A eşittir 4. 3 var 3 var. B var 2 var. B eşittir 2. A ile B'nin toplamında kaç yapacak? 6. Aşağıdakilerden hangisi 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılan sayının bir çarpanı değildir? Güzel bir soru. Arkadaşlar bakalım. 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. 8, 2 üzeri 3'e mi eşit? Evet. Yeterince elimizde sayı var mı? 3 tane 2'ye ihtiyacımız var. 3 tane 2 mevcut. O zaman bu çarpanıdır. 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2. Bir tane 2'ye, iki tane 3'e ihtiyacım var. 2 tane 3, 3 üzeri 2 olarak var. 3 tane 2 var. Yeterince 2 var. Bu da bir çarpanıdır. 62'ye böldük, 30, 2'ye böldük, 15, 3'e böldük, 5, 5'e böldük, 1. 2 tane 2 lazım. 3 tane var. Yeterli. 1 tane 3, 1 tane 2 tane 3 yeterli. 1 tane 5 var, 1 tane 5 var. Yeterli. 80'e bakalım. 2'ye böldük 40, 2'ye böldük 20, 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5, 5'e böldük 1. 1 tane 5. Tamam. 1, 2, 3, 4 tane 2 lazım. Ama burada 3 tane var. Bu yeterince 2 yok. O halde 80 nedir? Bir çarpanı olamaz. Yukarıdaki çarpan ağacına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım.
C sesinin 4 tane çarpanı vardır. 2 kere 3, 6. C sesi neymiş arkadaşlar? 6. Şimdi 12 ile kimi çarparsak, pardon, 6 ile kimi çarparsak 12 olur. 2, B sesi 2. 12 çarpı 5, A sesi de 60. C sesinin 4 tane pozitif çarpanı vardır. Doğru mu? 1 çarpı 6, 2 çarpı 3. Evet, doğru. B en küçük asal sayıdır. 2'dir. Evet, doğru. A sesinin asal çarpanlarının toplamı 12'dir demiş. Bakalım. Şimdi 60 sesini arkadaşlar 2'ye böldük. 30. 2'ye böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. 60 sesini yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Asal çarpanları. Asal çarpanı 2. Asal çarpanı 3. Asal çarpanı 5. Toplayalım. 2, 3 daha 5. 5 daha 10. 12 ifadesi yanlış. 2 üzeri 2, 3, 5 olarak yazılabilir. Doğru. Yandaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayıyı temsil etmektedir. Bu asal çarpan algoritması ile ilgili şu bilgiler veriliyor. A sesi 7'dir. Bakalım arkadaşlar. 1 ile kimin çarpımı 7 yapacak? Hatırlıyorsak algoritmada diyelim ki 10'u 2'ye bulduk, 5, 5'i 5'e bulduk, 1. Şu şekilde çarparak buluyorduk. 1 çarpı 5, 5, 5 çarpı 2, 10. Yani şu şekilde bir L harfi çiziyorduk terste. 1 çarpı 1 sayı 7 yapacak. O zaman A sayısı 7 olacak. Aynı şekilde 7 ile 5'i çarpıyoruz. 35 olacak. 35 ile B'yi çarptığımız zaman 70 oluyor. O halde B 2 olacak. Burada da B nedir? 2 olacak. 70 ile 2'yi çarptığımız zaman C sayısı nedir? 140 olacak. A sayısı 7'dir. Bakalım doğrular arıyoruz. Evet doğru. B sayısı en küçük asal sayıdır. 2'dir. Doğru. C sayısının 4 tane asal çarpanı vardır. C sayısının 4 tane asal çarpanı var. C sayısını arkadaşlar ifade edelim. 2 üzeri 2, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Ne yapıyorduk? Üstleri 1 arttırdık. 2'yi 1 arttır, 3. 1'i 1 arttır, 2. 1'i 1 arttır, 2. Çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 4 tane değil, 12 tane çarpanı var. O halde arkadaşlar 1 ve 2 doğru. Evet arkadaşlar, asal çarpanlarla alakalı konu tekrarımız bu kadar.